Öncelikle değerli arkadaşlar, maalesef ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresini yaptırmamak için Türkiye'de ne kadar farklı kişi, kurum, şahıs varsa hepsi bu işin içerisinde. Hepsi bir yerden bu kurultayı engellemek için elinden geleni yapıyor. Genel merkezimizle beraber Gemerek Mahkemeleri, Çankaya İlçe Seçim Kurulları bu kurultayı yaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Ancak şunun herkes şunu bilinmesinde fayda var ki biz bu kurultayı Allah izin verirse yapacağız. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Gemerek Mahkemesi gibi Çankaya İlçe Seçim Kurulu da yetki gaspında bulunmuştur. Ve biz bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. Elimizde onlarca örnek karar mevcuttur. İlçe seçim kurullarının bu şekilde kongreyi iptal etme gibi bir yetkisi söz konusu değildir. Göreceksiniz inşallah bugün veya en geç yarın bununla ilgili bir karar çıkacaktır. Ve biz kurultayımızı yapmak için önümüzdeki engelleri şimdiye kadar nasıl birer birer açtıysak bundan sonra da aşacağız inşallah. Selam. Her geçen gün aday sayısı biraz daha artıyor. Eski milletvekilleri sizin gibi yeniden aday olduk, genel başkanlığın aday olduklarını açıklıyorlar. Doğal olarak yarış kızışıyor, ancak bu yarış kızışırken bir yandan da Devlet Bahçeli'nin aday sayısının fazla olmasıyla birlikte şansının artacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben 3-4 gündür Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, işte bugün Malatya'dayım. Bilmiyorum, bu arada eğer yeni bir arkadaşımız daha aday oldu mu bilmiyorum ama olmasında fayda var. Yani bir zararını görmüyorum ben. Aday sayısı fazlalaşabilir arkadaşlar. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Bilgiciler yarışırlar. Yarışa ister 10 aday girelim, ister 5 aday girelim. Oradan bir tek genel başkan çıkacaktır. Ve o genel başkana da herkes tabi olacaktır. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun yoktur. Aday sayısının fazla olmasının da mevcut yönetime yaradığı savını da doğru bulmuyorum. Bir diğer husus, maalesef ki son düzlüğe girdiğimizde bazı çevrelerin iftiralarıyla, bazı çevrelerin yalan haberleriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal medyada bir takım kampanyalar yapıldığını görüyoruz. Biz 10 Temmuz'un dışında farklı bir tarihte kurultay yapılmasın, 10 Temmuz kurultayını genel merkezimizle beraber yapalım dedik. Bunu sosyal medyada bizim söylemekteki amacımız, partinin iki genel başkan seçip bölünme sürecine gitmesini engellemekti. Ancak öyle anlaşılıyor ki bazı çevreler partiyi bölmek için elinden geleni yapıyorlar. O çevreler de şimdi bizim Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli lehine çekileceğimizi iddia ediyorlar. Bu külliyen yalandır. Biz ilk gün çıktığımızda bu arkadaşlar daha çıkmaya cesaret dahi edemiyorlardı. Biz şimdi çıktık, bu yolu açtık. İlk bayrağı kaldıran biziz. İlk çoban ateşini yakan biziz. Ve bu işte de Allah izin verirse neticeyi alan da biz olacağız. Ben şu an en güçlü adayım. Biz güçlendikçe maalesef ki paralel hesaplardan sosyal medyada bize yönelik saldırılar artmaya başladı. Bir takım çevrelerin bize yönelik iftiralarının artmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunların hiçbirisi bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. En güçlü adayım, sonuna kadar da mücadele edecek ve kazanacağım inşallah. Teşekkür ederim. Sanırım buradan Elazığ'a geçeceksiniz. Elazığ programımız var. Evet, buradan Elazığ'a geçeceğiz. Elazığ'dan inşallah Sivas, ondan sonra Erzurum, Rize, Trabzon, böyle devam edeceğiz inşallah. Efendim, delege ziyaretleri mi bunlar yoksa normal il başkanlıkları mı? Yok, bunlar delege ziyaretleri. Çünkü bizim bu süreçte meeting yapma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bize bugün oy verecek olan, kurultayımızda genel başkanı seçecek olan teşkilatlarımız, il ilçe başkanlarımız, delegelerimiz, görüşmelerimizi bunlarla sınırlı tutuyoruz. Çünkü bizim görüşmelerimiz nutuk atma ziyaretleri değil. Bizim görüşmelerimiz detaylı istişari görüşmelerdir. İstişare yapıyoruz ve bugün de en çok istişare yapmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. O sebeple de bu sorunları ortak akılla istişare yaparak aşacağız inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.